hitabını beyan eder. Şimdi sen bu hakikati bilerek talepte kısa kesip idaren altında olan kuvvetler ve azan hakkında şefkat ile muamele edersen tabidir ki hem beden ve hem de kalp rahat eder. Bedeninde, kalbinde rahat eder. Buna inanırsan Allah'ın rızkını sana vereceğine. Şu halde sen beden ile kalbe rahatı bir yerleştir. Endişeye düşme, korkma. Eyvah, çalışmazsam aç kalırım, ne olur? İşte ölürüz, biteriz. Böyle bir endişeye düşme. Bu Allah'ın rızkı sana vermeye kefil. Sen böyle yapınca ilk olarak kalpte bir takım boş emeller kesilir. Teslim olursan, teslimiyet gösterirsen Allah-u Teala'ya, rızkıma kefil nasıl olsa. Dur bakalım. Görelim Mevlam neyler, neylerse güzel eyler diyebiliyorsan, teslimiyet gösterebiliyorsan. Bu konuyla alakalı hemen bir parantez açmak istiyorum. Bir şey geldi aklıma. Evliyaullah'tan ismini şu an hatırlayamayacağım. Bir kıtlık zamanıydı diyor. Kıtlık zamanı, herkes koşuşturma içerisindeydi. Etraftan işte yiyecek malzemelerini toplayıp stok ediyorlardı. Bu kıtlığın daha da uzaması bekleniyordu. Dolayısıyla herkes bu stokları yapmak derdindeydi. Herkes de bir üzüntü, korku, telaşe. Herkes işte buğdayları ambarlarına basıyorlar vesaire, yiyeceklerini istif ediyorlar. Bu kıtlığın uzamasıyla birlikte halimiz ne olur korkusuyla. Bu hal içerisinde halk koşuşturma halinde gördüm diyor. Onları bu hal içerisinde seyrederken bir yolda sokaktan yürüyüp gidiyordum. Bir de baktım ki bir evin kapısında gölge bir yere oturmuş bir şahıs kestiriyor, şekerleme yapıyor, gölgeleniyor orada. Onun o rahat hali beni hayretler içerisinde bıraktı diyor. Herkes telaşı içerisinde, eyvah bu kıtlıkta ne olur halimiz derken, bu adam gayet rahat gölgede oturmuş, keyif yapıyor. Gittim yanına, dedim ki diyor, bu kıtlıktan dolayı bütün ahali koşuşturmakta, endişe içerisinde, halimiz ne olacak derdinde, tasasında, senin bu rahatlığın nereden geliyor? Herhalde sen bütün erzakını kilerine depoladın, artık kıtlık da gelse sıkıntı yok düşüncesi içerisindesin herhalde, dedim diyor. O da güldü diyor bana. Ben diyor bu evin kölesiyim, dedi. Ben bu evin kölesiyim. Benim efendim muhakkak deposuna yiyeceklerini, stokunu yapmıştır. Ben köle olarak burada beni çalıştıracağına göre, benim de karnımı aç bırakmayacağına göre, ben onun işlerinde hizmetçisi olduğuma göre efendim düşünmüştür, yapmıştır. Ben niye endişe edeyim ki, dedim diyor. O zaman kendime geldim diyor bu ehlullah. Dedim diyor, ben Allah'ın kölesiyim. Bak bu şurada şu köle insandan olan efendisine olan güvenine bak. İnsandan olan efendisine güveniyor. Rızkımı nasıl olsa efendim temin etmiştir, depolamıştır diyor. Ben Allah'ın kölesiyim. Allah benim rızkıma kefilken bendeki bu endişe, bu korku nasıl olabilir? Hemen kendime tövbe istiğfar edip diyor, o halden sıyrıldım çıktım diyor. Teslimiyet. Teslimiyete geçiyor. Evet, devam ediyoruz.